Semalar tutmuş buraya. Ha. Merhaba Mualla teyze. Merhaba Elif. Nasılsın Fahriye? İyiyim, sağ ol. Ben de Sema'ya gidiyordum. Bizim evi tuttu. Belki duymuşsunuzdur. Biliyoruz. O da evleniyor. O zaman size iyi günler. Sana da Elif. Bunlar taşınıp gitmediler mi buradan ya? Hala ne dolanıyor mahallede? Arkadaşına gelmiş kızım. Aman arkadaşına gelmişmiş. Geçen gün de bana uğradı. Ne? Sana mı uğradı? Ay yok artık. Yılmaz'ın telefonunu adresini falan istedi. Vermedin tabii. Ay verdin mi yoksa? Verdim. Beni bilmezmiş gibi konuşma Fahriye. Yüzüm tutmaz ki böyle şeylere. Ne istiyor bu kız hala abimden ya? Bir arkadaşına lazımmış. Kim bilmiyorum. Neyse. Abimin haberi var mı? Yok, söylemedim. Duyarsa kızabilir ona göre. Oldu bir kere. Uzatma sen de kızım. Aa. Bu iş nasıl bu hale geldi Elif ya? Bilsem. Yılmaz'a bak sen. Bu nasıl bir kin böyle anlamadım. Gerçi bu kin değil, düpedüz aşk. Ay adamı sana ulaşmak için yaptıklarına baksana. Niye Filiz Hanım'ın peşinden koşuyor sanıyorsun? Ondan hoşlanmış olabilir. Filiz çok güzel, çok yetenekli bir kız. Ne olursa Sema kapatalım bu konuyu yoksa kafayı yiyeceğim. Ay iyi tamam. Nikah şahidim sensin unutma. Unutur muyum? Ne eksiğimiz kaldı? Aman davetiye işte. Bir şey değil onu Cağaloğlu'na gider beraber hallederiz. Halleder miyiz? Hallederiz. İyi. Hadi gel bir çay içelim. Hadi içelim. Affedersiniz ben... Buyurun. Punto kitabemini arıyorum. Abi şu sokaktan girin ilk soldan üçüncü dükkan. Zaten girince tabelasını göreceksiniz. Teşekkür ederim. Bir şey değil. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Hoş geldiniz. Geçen haftaki siparişlerimi almaya geldim. Siparişlerinizin bir kısmı hazır ama Pavese'nin diğer kitabını arıyoruz. Belki öbür hafta uğrarsanız gelmiş olur. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Uğrarım. Merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız. Uğrayacağım. Zaten burada işim oluyor. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek Rica üzere. Rica ederim. Haftayı bekliyoruz. Buyurun. Ben Raymond Carver'ın What We Talk About, When We Talk About Love adlı kitabını arıyorum ama... Bir bakalım. Maalesef yok beyefendi. Ama sizin için bulabiliriz. Ne kadar zamanda? Bilemiyorum. İsterseniz telefon numaranızı bırakın sizi arayalım. Ya da birkaç gün sonra tekrar uğrayın. Ben bir dolaşayım. Eğer bulamazsam yardımınızı isterim. Tabii. Teşekkür ederim. Güle güle. Alo buyurun. Tarık Bey dışarıdalar. Bilemiyorum. Birkaç gün için buradayım. Ben notunuzu alayım. Salaklar doğum günlerini kutlayacak başka yer bulamamışlar mı? Boş ver Kerem. Takılma sen de şuna artık. Gürültüdür mahalleye yayıldı. Baksana. İçecekler geldi. Pasta nefismiş. Oğlum pasta kesmek için artık büyümedin mi ya? Biz memnunuz. Doğum gününde başka ne yapılabilir ki? Nevzade'ye gidebilirdik mesela. Emre Bey her zamanki gibi burayı istedi. Pasta ister misin? Teşekkür ederim. Çalışıyorum şimdi. Nasılsa yiyemem. Sonra yersin.
Yok sağ olun. Bu arada doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Özel olarak aradığınız bir şey var mı? Türkçe müzik CD'lerine bakıyorum. Ne tür Türkçe? Pop mu, Alaturka mı, arabesk mi? Türk sanat müziği. Hani makamları falan var ya. Hepsinin makamı var. Ama anladığım kadarıyla siz klasik Türk müziği istiyorsunuz. Bunlarda karışık müzikler var. Ama eğer özel olarak bir besteci isterseniz... Yo, bunlar iyi. Hangilerini istiyorsunuz? Hepsini. Şöyle bu tarafa. Buyurun. Kolay gelsin amca. Sağ olasın. Hadi eyvallah. Portakal. Fenike portakal. Çıkarır mı Cemil? Ne dersin? Altına kalın lastik yapıştırdım Halim. Kamyon lastiği. Hah, iyi olmuş. Sağ ol. Artık o bütün pahalı ayakkabılarının altına da kamyon lastiği koyuyorlar. Ne yapacaksın? Başka türlü dayanmaz. Elli kuruş eksik ama yarın bırakırım. Boş ver Halim. Elli kuruşun lafı mı olur? Hadi güle güle. Sağ ol. Teşekkür ederim Cemil. Hadi iyi akşamlar. Sana da. Ayakkabı getirdim tamir için. Bakarız bir çaresine. Yap işte bir şeyler. Ne zaman olur? Yarın akşam alırsın. Tamam. Hadi eyvallah.